Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte açı kenar bağıntıları konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. En çok hata yapılan konudur. Ama konu anlatımını dikkatli bir şekilde dinlerseniz bu konuda sıkıntı yaşamayacaksınız. Çünkü hata yapılan yerleri tek tek göstereceğim az sonra. Biraz heyecan yaratalım değil mi? Evet daha sonra bunlardan bahsedeceğim. Bir de hocam açı kenar bağıntıları ile ilgili soru gelir mi? Gelir hocam. Tek başına da gelebilir artık sınav sistemi biliyorsunuz yeni sınav yani geometri özelliği bunu çok fazla görüyoruz. Yeni nesil diye tabir ettiğimiz sorularla sorularla karşımıza sorular karşımıza çıktığı için burada arkadaşlar yeni nesilli bir açı kenar muhabbeti yine karşımıza gelebilir. Ha yeni nesil derken şu da olabilir arkadaşlar artık sınav sisteminde ne var? 3-4 tane konuyu aynı anda iç içe sorabiliyorlar. Eskiden nasıldı? Tek bir konu. Bir kalıbı bir soruyu yap şeklinde. Dedi. Ama burada artık biraz farklı. Yani bir açıkkenler bağıntısı sorusu içerisinde dik üçgen de olabilir, özel üçgen de olabilir, aynı zamanda şey de olabilir, e, ne derler ona, üçgen de benzerlik de olabilir. Yani 3-4 tane birden konuyu verip de o şekilde karşımıza soruyu çıkartabilirler. Artık böyle kazanımların e, bir tanesini ölçmüyorlar bir soruda arkadaşlar haberiniz olsun. O yüzden zaten üçgenlere hakim olursanız çoğunluğunda yaparsınız diye hep söylüyorum. E, bütün konulara hakimseniz bu konuda da e, farklı karışık türde çıkabilecek soruları da yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Evet neyse şimdi başlayalım isterseniz arkadaşlar. Bir üçgende açılar ile kenarlar doğru orantılıdır diye yazmışız. İlk temel mantığımız bu arkadaşım. Bir üçgende açılar ile kenarlar doğru orantılıdır. Yani ne demek? Büyük açı karşısında büyük kenar vardır demek. Mesela A açısı büyüktür, C açısı büyüktür, C açısıysa en büyük açının karşısında en büyük kenar bulunur. En büyük açı A ise A'nın karşısındaki A büyüktür. Sonra B ise B'nin karşısındaki B'den. Sonra C ise C'nin karşısındaki C'den diye yazarız arkadaşlar. Peki size burada küçük bir soru sorayım. Çok basit. Açılarla kenarlar neymiş? Doğru orantılıymış. Peki küçük sorum şu. Hocam şurası 100 derece ise. Şöyle bir üçgen. Bir de böyle bir üçgen koydum. Şurası da B ise. Burası da 20 derece ise. Hemen bana cevabı söyleyin. Soruyu sorar sormaz. Burası A burası B iken. Yüzün karşısı A. 20'nin karşısı B iken. Em e, şey a büyüktür b en büyüktür diye hemen soruyu soruyorum cevaplayanlarınız olmuştur herhalde hocam a büyüktür diyenleriniz vardır ya da hocam b daha büyük görünüyor bak şöyle ölçtüğünüz zaman daha büyük görünüyor b daha büyük diyenleriniz vardır evet doğru değil arkadaşlar burada ne vardır ne dikkatimizi çekti bilerek burada şey yapmadım şuna dikkat edin arkadaşlar bir üçgende biz Açılarla kenarlar doğru orantılıdır ifadesini sadece ve sadece bir üçgende yapabiliriz arkadaşlar. Yani bir üçgenin açıları ile kenarlar arasındaki muhabbetten bahsedebiliriz. Bunlar farklı üçgenlerse burada A'nın büyüktür B'nin büyüktür yorum yapamayız. Ha! Bir üçgenden öbür üçgene ortak kenarlar varsa belki en büyük kenarı ya da en küçük kenarı bulunabilir. Belki. Ee, bulunamadığı durumlarda var. Farklı sonuçlarda çıkabiliyor tabi de. Biraz sonra onu da göstereceğim zaten. Söyleyeceğim. Burada Farklı üçgenler ortak kenarı da yok. A büyüktür B büyüktür bu yorum yapılamaz arkadaşlar bilinemez. Çünkü bu 20 dereceye ait. Düşünün bu 20 derece. 20 dereceye ait hocam bak bu da 20 derece. Bak B kenarını daha da uzatabilirim böyle. Daha da büyütebilirim. Görüyorsunuz. Yani B kenarı daha da büyük olabilir. B büyük olabilir A'dan. Ya da B A'dan daha da küçük olabilir. Bak 20 dereceye ait bir kenar. O yüzden bir üçgende sınırlarsak bu ifade kesinlikle ama kesinlikle doğru. Farklı üçgenlerde biz bunu söyleyemiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Oradaki cümle önemli bir cümleydi. Bir üçgende açılar ile kenarlar doğru orantılıdır. Şimdi aşağıdaki örneğe gelelim. Örnek değil aslında da konu anlatımı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada açılar verilmiş. Açıları bir yazalım. 20, 30 daha 50. Burası kaç yaptı? 130 yaptı. 50, 70 ise burası da 60 yaptı. Ben burada, bakın burada harfler var. B, C, D, A ve E harfleri var. Bunları kıyaslamasını yaparken bir üçgene bakarak kıyaslamasını yaparım. Mesela burada demiş ABD üçgende Evet ABD üçgenin kenarlarına bakaraktan bir kıyaslama yapalım. Bu üç kenarla ilgili kıyaslamadan bahsedebilirim. Hemen bahsedelim o zaman. Bu üçgene baktığımız zaman hocam en büyük açı hangisi? 70. 70'i karşısındaki D büyüktür. Sonra bu üçgende 60 daha büyük. 60, 60'ı karşısındaki A'dan. Ondan sonra da 50 var. 50'nin karşısındaki e. Yani ben bu üç kenarı sıralayabilirim. D büyüktür. A büyüktür. E diyebilirim. Ben A ile C arasındaki ya da A ile B arasındaki ilişkiyi söyleyemeyebilirim arkadaşlar. Çünkü farklı üçgenlerde bunlar. Peki ADC üçgenine bakalım. ADC üçgeninde de arkadaşlar şuradaki üçgende de kırmızı üçgende. Bakıyorum ki en büyük açı 130. 130'un karşısındaki C büyüktür. Sonra 30. 30'un karşısındaki B. O da büyüktür. Sonra 20. 20'nin karşısındaki D diye şöyle bir sıralama yapabilirim. Sonra Büyük üçgen de var burada. ABC üçgeni de var. ABC üçgenin kenarları da arkadaşlar ne? E var. C var. Bir de A artı B var arkadaşlar. En büyük açı hangisi? Şuraya baktığımız zaman en büyük açı burası. 90 derece. Büyük üçgendeki en büyük açı 90 derece. O zaman 90'ın karşısındaki A artı B büyüktür. Sonra 70 var. 70 ve 20'den 70 daha büyük. 70'i karşısındaki C'den. Ondan sonra da en büyük üçgene bakıyorum. 20'nin karşısındaki E'den diyebiliriz arkadaşlar. Yani kenarları kıyaslarken ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Bir üçgende, tek bir üçgende açılarına bakıp büyük açı karşısında büyük kenar vardır yorumunu yapacaksınız. Bunu sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Peki geldik şuraya. En uzun kenar, ÖSYM'nin sorduğu ya da en kısa kenar gibi şeylere de birkaç tane üçgen, 3-4 tane olabilir, 5-6 tane olabilir. Bu şekildeki sorulan ifadelerde de genelde ortak bir kenarın yani Farklı üçgenlerde ortak kenarın olması lazım arkadaşlar. Mesela bu sarı üçgen ve kırmızı üçgende ortak kenar D varken e, en uzun kenar ya da en kısa kenar incelenebilir. Mesela burada. Hocam en uzun kenar diye sorulmuş. Açılara bakıp da hocam 130 daha büyük. 130'un karşısındaki kenar daha büyüktür demek. Tamam bu soru için doğru ama her zaman doğru olmayabilir. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ok yardımıyla yapacağız. Yani burada şu üçgende 130'un karşısı. Öbür üçgende de neresi diyeceksiniz? 70'in karşısı diyeceksiniz. Şöyle 70'in karşısı diye şöyle göstereyim. Oklar nereye gösteriyor? Şuraya. Bak bu üçgende en büyük kenar D. Ama buraya geldiğimiz zaman bak en burada D'den daha büyük de var diyor. C var diyor. Yani o zaman en uzun kenar ne yaptı arkadaşlar? C yaptı. Ok yardımıyla gösteriyorsunuz. Oklar en son nereye gösteriyor? Cevabımız o yaptı. Peki şimdi gelelim şeye. En kısa kenara. Arkadaşlar burada da en kısa kenara baktığımız zaman hocam en küçük açı 20. 20'nin karşısındaki D demek doğru değil. ki Doğru da değil zaten burada. En kısa kenarı okla gösteriyorum burada. Hocam bu. Öbür üçgende okla gösteriyorum 50. Bak 50 20'den daha büyük olmasına rağmen şuraya baktığımız zaman bu üçgende en kısa kenar D ama buraya baktığımız zaman D'den daha küçüğü de var diyor sana. E var diyor. Ya oklar nereyi gösteriyor sana? E'yi gösteriyor arkadaşlar. O zaman en kısa kenarımızda ne yapacaktır? E yapacaktır. Heh. Şimdi şöyle bir iki tane üçgen var mesela. Bir böyle bir böyle. Bir ok burayı gösteriyor. Bir ok burayı gösteriyor. En kısa ya da en uzun kenarda. Hocam farklı yerleri gösteriyorlar. İşte burada mesela en kısa kenardan ya da en uzun kenardan bahsedemeyiz. Oklar farklı yerleri gösterdiği zaman. Mesela ok buraya gösteriyor. Bu üçgeni gösteriyor. Bu üçgende de burayı gösteriyor. Bak oklar en son buraya gösteriyor. Ama burada bu üçgende burayı bu üçgende burayı gösteriyor. Hangisinin en kısa ya da hangisinin en uzun olduğundan bahsedemeyebiliriz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hemen Sınavda da çıkmış bir sorunun benzeri. Mesela şu soruya bakalım. Açıları yazalım. 59 60 burası 61 yapıyor. 50 60 burası 70 yapıyor. E hocam burada açılar yok. Olsun. En uzun kenar hangisidir? Genelde sınavda çıktığı zaman böyle bir soru geldi. Sınavda çıktığı zaman hocam en büyük açı 100. Yüzün karşısındaki kenar yani EC uzunluğu en kısa kenardır. En uzun kenardır diye söyleyenler genelde yanlışı buradan dolayı yaptı. Şuraya bakalım. Ok yardımıyla göstereceğiz. Hocam bu üçgende burası. Hocam bu üçgende burası. Hocam bu üçgende ya burası mı, burası mı, burası mı? Nereden bileceğiz? Arkadaşlar en büyük açı yüz. Diğerleri ne olursa olsun 80 dereceden küçük değil mi zaten? Ya da 100 dereceden küçük değil mi? Evet hocam. Çünkü burası 100 derece olduğundan şu ikisinin toplamı 80 yapıyor. İkisinin toplamı zaten 80. En büyük açı yüz oldu. O yüzden en büyük açı buysa ok burayı gösteriyor. Evet oklar nereye gösteriyor en son? bak? Şöyle geldiğim zaman yukarıdan da aşağıdan da gelsem şu kenarı gösteriyor arkadaşlar. O zaman cevabımız EB doğru parçası olacaktır arkadaşlar. Tamam. Mı? Dikkat edin buna. Evet. Geldik üçgen eşitliğe. Üçgen eşitliğe en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Bir soru kökünde belirsizlik varsa yani birkaç tane cevap varsa mesela x'in en büyük tam sayı değeri nedir? x'in en küçük tam sayı değeri nedir? x'in az değer, değerler toplamı nedir? gibi soruyla karşılaşırsanız büyük ihtimalle üçgen eşitliğini uygulayacaksınız. Ee, üçgen eşitliği peki hocam bir de şöyle şeyler de geliyor mesela şey diyorlar. Hani x kaç olabilir? Hani bunda kullanmak zorunda değilsiniz. Hani olabilirlerde de üçgen eşitliği olabilir. Gerçi de hani olabilirli soru kökü şeyde de gelebiliyor. Mesela siz e, iki tane cevap vardır. Mesela siz x kare eşittir 9 buldunuz. Hocam x 3'dür ya da x eksi 3'tür. Ha şıklarda bir tanesini yazar. Hangisi olabilir? Ya 3'ü kayar ya eksi 3'ü kayar. 3 olabilir hocam. Ya da cevapta eksi 3 olsaydı eksi 3 olabilir hocam diyebilirdik. Üçgen esliği uygulamadan da. Ama olabilirli sorularda da bazen üçgen esliği de uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Peki üçgen esliği nedir? Bir üçgende bir kenar diğer kenarların toplamlarıyla farklar arasındadır. Mesela A kenarı B artı C ile B eksi C arasındadır. Uzunluk negatif olamayacağından mutlak değer içerisine alıyoruz sadece. Ee, yani biz ama mutlak değerle de uğraşmamak için ne yapıyoruz? Büyükten küçüğü çıkartıyoruz. Haberiniz olsun. Aynı şekilde B kenarı diğer kenarların toplamlarıyla farkları. C kenarı da diğer kenarların toplamlarıyla farkları arasında. Peki hocam üçgen esli sağlanıyor mu sağlanmıyor mu diye bu üçünü birden incelemek zorunda mıyız? Hayır. Sadece ve sadece bir tanesine baksanız yeterli olacaktır. Bir tanesi sağlıyorsa diğerleri de sağlıyordur zaten. Mesela 5, 6 ve 7 kenarlarını düşünün. 5'i arayalım mesela. 5 toplamları ya arasında. 7 6 artı ile 7 eksi 6 arasında. Sağladı mı? Sağladı. E 6'yı da araya alsan, 7'yi de araya alsan zaten sağlayacaktır. Sağlıyorsa hepsi sağlar. Sağlamıyorsa hiçbiri sağlamaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Üçgen eşitliği e, bu şekilde bir tanesi sağlıyorsa diğerleri de sağlıyor anlamındadır. Hepsini birden incelemenizde gerek yok. Genelde garantiye alayım deyip hep bütün kenarlarla alakalı işte bütün kenarları araya, alıyor, al, araya alıp üçgen eşitliği yapıyorsunuz arkadaşlar. Gerek yok. Tamam mı? Evet. Başlayalım bakalım sorulara. Bu arada arkadaşlar PDF önümüzdeki PDF'te şurası yazılmayı unutma yazılması unutulmuş. Ben buraya ekledim arkadaşlar. Siz de eklersiniz. Soruya bakalım şimdi ne diyor? Uç noktaları K ve L olan bir tel parçası 10 eşit parçaya ayrılmıştır. Bu telin K ve L noktaları da çakışacak şekilde iki noktadan bükülerek üçgen oluşturulacaktır. Buna göre tel telin büküldüğü noktalar aşağıdakilerden eksiktir. Ya yani mesela bir şeyden bir buradan e, kıvırdınız bunu yukarı doğru. Bir de buradan kıvırdınız mesela yukarı doğru. Bu K noktası burada, L noktası burada çakışıp üçgen oluşuyor mu diye soruyor arkadaşlar. Şimdi o zaman inceleyelim arkadaşlar şimdi. A ve E diyor. Hocam A'dan ve E'den yaptığım zaman, E'den de kıvırdığım zaman olmayacak gibi bunlar böyle şey yapmayacak gibi. Hani A ve E'den dolayı yaptığımız zaman üçgenli, hani üçgen oluşsa şöyle bir şey olacak değil mi? Şurası kaç birim? Bir birim. Kıvırdığım zaman burası bir birim. Burası iki birim. Buraya kaç birim kaldı? Zaten on birimde arkadaşlar yedi birim kaldı. Şuraya baktığınız zaman mesela araya alın. 7'yi araya alın. Toplamları ile farkları arasında mı? 2 artı 1 ile 2 eksi 1 arasında mı? Değil. Bu olmadı o zaman. B ile E'ye bakalım arkadaşlar. Artık kıvrımımıza gerek yok. D ve E'ye baktığımız zaman hocam burası 3 birim. Kıvırdığımız zaman yukarısı 3 birim olacak. Burası 2 birim hocam. Tamam. Ee, şuraya bakıyorum. 3 ve 2 burası 3 birim burası 2 birim. Şuraya da 5 birim kaldı değil mi arkadaşlar? Evet 5'i araya alsak 3 artı 2 ile 3 eksi 2 arasında mı? Hayır. Üçgen eşliği sağlanmadı arkadaşlar. Bu da değil. A, C'ye bakalım. <laughs> A ve C'den kıvırsam. A'ya kadar baksam 1 bir birim. C'ye kadar baksam zaten buraya kadar. 3 birim. 1, 3, 4. Buraya da 6 kaldı arkadaşlar. O zaman 6 araya alsam 1 ile 1 artı 3 ile 1 eksi 3 arasında mı arkadaşlar? Ya da 3 eksi 1 arasında mı? Değil. B ve C'ye bakıyoruz. B ve C'ye baktığım zaman hocam böyle böyle baktığım zaman burası 3 birim burası 1 bir birimse buraya da 6 birim kaldı zaten. E 6 zaten 3 eksi 1 ile 3 artı 1 arasında değil arkadaşlar. C ve D'ye bakıyorum. C ve D'yi kıvırdığım zaman arkadaşlar burası 4 birim burası 3 birim burası da 3 birim. O zaman 4'ü araya alsak toplamlarıyla yani 3 artı 3 ile 3 eksi 3 arasında mı? Evet. Dolayısıyla cevabımız CD yapar arkadaşlar. Güzel bir soru. üçgeni hala hazırda karşımıza vermemiş. Yeni soruyla başladım artık yeni sorulara zaten alıştınız ve biliyorsunuz. O yüzden sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum artık yeni sorularda da arkadaşlar. Evet ilk örneğimiz ne yaptı? Cevap Edremit yaptı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Şimdi 10 birim verilmiş 12 birim verilmiş. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır? Üçgen istili sorusu oldu aşikar. Ama hocam burada ne yapacağız? Ya eski bilgileri de düşüneceksiniz. Ne var burada? Hocam dik taban iki parçaya bölmüş. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Ya x, x, x uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Yani bu nedir? Üçgen eşitliği sorusu değil midir? Kaç farklı değeri vardır? Evet. O zaman x'e ait bir üçgen lazım. Hocam büyük üçgen var ama büyük üçgenin bütün kenarları yok. Üçgen esili uygulayamıyoruz. O zaman bir üçgen oluşturacağımız belli. Şuraya baktığımız zaman dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Dik tabanı nerede iki eşit parçaya bölüyordu? Yem yükseklik hem kenar ortaysa aklınıza ne gelecekti? İkiz kenar. Ek çizimler yine burada da karşımıza çıkıyor. Her yerde karşımıza çıkacak kardeşim. Dikkat. Hemen x kenar aklımıza geldi. Aklımıza gelen başımıza geldi yani. Hocam 12 ise 12 oldu. Aa x'e ait bir üçgen de oluştu. O zaman x toplamları ile farklar arasında 12 eksi 10 ile 12 artı 10 arasındadır. Yani 2 küçüktür x küçüktür 22. Hocam sayacağız mı 3 4 5 6 7? Hayır saymayacaksın. Her ikisi de küçüktür böyle bir şey varsa büyükten küçüğü çıkart bir de bir çıkart kaç tane sayı olduğunu söyler arkadaşlar bize. Tamam mı? Hatta nedir son terim eksi ilk terim böyle artış bir tane eksi bir mantığından geliyor aslında bu da. Büyükten küçüğü çıkart bir de bir çıkart. Yani kaç tane oldu arkadaşlar? 19 tane oldu. Dikkat. Tamam Saymayın öyle tek tek. Evet bu sorumuzun cevabı 19 oldu. Geldik bir sonraki soruya. ABC çeşitkenar kenar üçgen. BAC büyüktür ACB. Hmm. Bunu boşu boşuna vermez. X'in kaç tam sayı değeri vardır? Bir kere arkadaşlar X üçgen eşitliği uygulayacağız. 8 artı 6 ile 8 eksi 6 arasındadır. Yani 2 küçüktür X küçüktür 14. Bunu bulduk. Eyvallah. Başka ne var? Adam bunu boşu boşuna verir mi kardeşim? Vermez. BAC. A açısı büyükmüş. Bak bu A açısı büyükmüş. A, C, B'den bu açıdan. Ha bu açı bu açıdan büyükse açılarla kenarlar doğru orantılıydı. Büyük açı karşısında büyük kenar vardı. O zaman bu açının karşısındaki bu kenar yani X kenarı büyüktür. Bu açının karşısındaki 6'dan. A hocam hem 2 ile 14 arasında buldum hem de 6'dan büyük. O zaman her ikisinde düşünecek olursak ne oluyor? Ee, X aralığı ne olacak? Hem 2 ile 14 arasındaydı hem de 6'dan büyük. 6 ile 14 arasında mı oldu? Evet. O zaman 14 eksi 6 eksi 1 tane mi var dediniz. Bakalım. Kaç yaptı cevap? 7 tane yaptı dediniz. Ve yanlış yaptınız. Niye hocam? Niye yanlış var? Doğru yaptık. Ya kardeşim soruyor dikkat yok Bak ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Çeşit kenar üçgen. Aa bu bir çeşit kenar üçgen. X 6 değerini alırsa ikiz kenar olur. X 8 değerini alırsa yine ikiz kenar olur. Yani bu değer aralığında 6 ve 8'i almamak lazım. Bu 6 ile 14 arasında hem 6 hem de 8 var mı? Var. Bazen o aralığın içerisinde şey olmuyor arkadaşlar. Ee, 6 değeri var mı burada? Yok değil mi? X büyüktür 6 dedik. Tamam. 6 değeri yok arkadaşlar burada. Bak görüyorsunuz. 6 değeri var mı burada? Yok. Ama 8 değeri var mı arkadaşlar? Var. O yüzden 8 değerinde burada almamamız gerekir. Dikkat edin. Tekrarlıyorum x'e üçgen eşitliği uyguladım. 2 ile 14 arasında. Bir de e, BAC açısı A açısı büyüktür. ACB açısı C açısından dediği için yani x büyüktür kaç oldu? 6 oldu. O zaman 6 ile 14 arasında oldu. Ama çeşitkenler üçgen diyor. Çeşitkenler üçgen dediği için bu aralıkta 6 ve 8'i almamamız lazım. 6 bu aralıkta değil zaten. İçindeki 8'i de e, şey yapmam lazım. 8'i de atmam lazım. Almamam lazım. Yani bir tane daha 7 tane bilgiden bir tanesini daha sildik. O zaman kaç tane oldu garanti olarak arkadaşlar? 6 tane oldu. Çeşitkenar üçgen dediği için. O yüzden burada bu konuda lütfen soruyu çok dikkatli bir şekilde okuyun arkadaşlar. Soruyu dikkatli okumazsanız gittiniz. Sıkıntı yaşarsınız. Evet, geldik şu soruya. 20 santimetre uzunluğundaki bir tel parçası iki noktasından bükülerek bir üçgen oluşturuluyor. Evet, şimdi elimizde 20 santimetre uzunluğunda bir ip şey var arkadaşlar, tel parçası var. İki noktasından bükülerek yani şu noktadan ve şu noktadan büküleceğim. Şöyle yukarı doğru bükeceğim ve üçgen oluşturacağım. Hmm. Üçgen oluşturdum şöyle. Ya bu telin 20 santimetre olması ne anlama geliyor? Üçgen oluşturduğumuzda çevrenin 20 santimetre olması anlamına geliyor. Buna göre oluşan üçgenin en uzun kenarı tam sayı olarak kaçtır? O zaman kenarları x, y, z diyelim. Mesela en uzun kenarda x olsun. Hocam x'i yazdık. Ben ne biliyorum? Çevrenin 20 olduğunu biliyorum. x artı y artı z eşittir 20. Burada x ağrıyı alacak olursam x toplamlarıyla farklar arasında y artı z ile y eksi z arasında değil mi arkadaşlar? Evet. Hatta mutlak değerçi. E burada ne yapacağız? Hocam x artı y artı z'nin ben 20 olduğunu biliyorum. Hani ben, ben x isteniyor. O zaman burada y artı z'yi yalnız bırakayım. Y artı z aynı zamanda 20 eksi x değil mi? Evet. Gel burada bunun yerine onu yaz. Yani x küçüktür ne oldu arkadaşlar o zaman burada? Sadece şunu düşünelim. x mutlak değer y eksi z işimize yaramayacak gibi. X küçüktür. Y artı Z. Y artı Z dediğimiz 20 eksi X değil mi? Evet. Attık bunu buraya. 2 X küçüktür 20. X küçüktür 10 geldi. Ve X'in en büyük tam sayı değerimi isteniyor. Oluşan üçgenin en uzun kenarı tam sayı olarak kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. O zaman cevabımız ne çıktı? 9 çıktı. Çünkü X'i 10'dan büyük bu. Hocam Y olsaydı aynı hamle Y için olacaktı. 2 Y küçüktür 20'den Y küçüktür 10 olacaktı. O zaman de 9 olacaktı arkadaşlar. Hani biz burada farz edelim ki x olsun diye başladık. Tamam. Verilen bilgileri kullandık ve sonuca rahat bir şekilde ulaştık. Evet geldik bir sonraki soruya. Hmm, burada ABC açısı büyüktür 60 derece demiş. Bak sen şu işe. Demek ki ben burada 60'ı kullanacağım. Bakın ABC açısı 60 dereceden büyük demiş. Arkadaşlar. Şimdi ben şunu biliyorum. Bir kere öncelikle x. Yani x'in alabileceği tam değerlerin toplamı soruluyor bana. Yani birkaç tane değer varmış ki arkadaşlar. Bunların toplamı isteniyor. Yani üçgen eşitliği mutlaka yapmak zorundayız arkadaşlar burada. Üçgen eşitliği yapalım. X'i araya alalım. 5 artı 4 ile 5 eksi 4 arasında değil mi? Evet. 1 küçüktür x küçüktür 9 bulduk. Tamam bu kullandık. Ama verilen her bir bilgiyi kullanacağız diyoruz. ABC açısı büyüktür 60 demiş. Ben bunu kullanmak zorundayım soruyu çözmek için. Şimdi buraya da yazmışım zaten bak. ABC açısı büyüktür 60 derece. Peki. Şimdi madem açıyı kattık. Açıyla ilgili ben neyi biliyorum? açı kenar muhabbetinde. A hocam bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılıdır. A hocam 60 dereceden büyükse e, burayı 60 dereceyken bir değer bulduysak 60'dan büyük değerler içinde o değerden büyük olmak zorunda değil mi? Evet. O yüzden böyle bir açı sabiti koymuşlarsa 60'dan büyük, 90'dan büyük, 120'den büyük, 150'den büyük gibi ifadeler ya da küçük gibi ifadeler kullanmışsa öncelikle 60'mış gibi düşünüp yorum yap. Ondan sonra o yorumun Sonra değişecek. Yani 60 iken mesela 5 buldun. 60'tan büyükse o zaman 5'ten büyük diyeceksin. Peki 60 derece gibi kabul edelim. Çoğu insan 60 derece diye kabul edip kosinüs teoremini kullanıyor. Ya kardeşim sen özel üçgeni öğrenmedin mi? Saçını başını yollayayım mı? Özel üçgene ne gerek var? Yani kosinüs teoremine ne gerek var? Ne yapıyorduk 60'ı gördüysek? Dik çiziyoruz hocam. E ne duruyorsun? Haydi çizsene. Hocam diki böyle çizsem. Bak 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı 5 bölü 2. Ya uğraşır mı Kenan Kara bununla? uğraşmaz. Beş bölü ile uğraşmam. Zaten sana özel açı mantığını anlatırken ne dedim? Ya dik çizmenin de bir mantığı var. Öyle tepeden inmelerle olmuyor bu işler demiştik değil mi? Ve aynı zamanda özel üçgeni de tekrar ediyoruz arkadaşlar. Yani tepeden dik çizdin çıkar sıkıntı değil. Rasyonel ile uğraşırsın. işlem kalabalığı yaparsın. Bizim amacımız bir anlamda hızlanmak arkadaşlar. Ki görüyoruz sınavda hep böyle hızdan dolayı dert yanıyorsunuz. Geçen sene genelde AYT böyle yetişir. Hız, sürede sıkıntı yaşanmaz. AYT'de bile sıkıntı yaşadınız arkadaşım. Yani girenler biliyor. AYT'de bile süre yetişmedi. O yüzden dikkat edin. Ya 60'ın mantığı 60'a dokunmada ya buradan dik çizersiniz demiştik size. Ya da ne demiştik öbür taraftan. Şuradan da dik çizebilirsiniz. E buradan dik çizelim o zaman hocam. Bak ne güzel. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaç yapar? 2. Buraya kaç kaldı? 3. Burası da 90 derece. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı da 2 köküç mü oldu? Evet. Pisagor bağıntısı yapacağım. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi olacaktır arkadaşlar. Ama burası 60 derece olsaydı evet x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi olacaktı. Ama bu 60'tan büyük olduğuna göre aradaki işaret de büyük olacak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Eğer burası 60 olsaydı x'in karesi eşittir. Pisagor'dan 3'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesine eşit olacaktır. Ama 60'tan büyük diyor ya o zaman aradaki işaret büyük olacak. 60'tan küçük deseydi aradaki işaret küçük olacaktı arkadaşlar. Çünkü açılarla kenarlar doğru orantılı olduğundan dolayı arkadaşlar. Evet o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? İşlemi burada yapalım. X'in karesi büyüktür. 9 artı kaç yaptı? 12'den 21 yaptı. X'in karesi büyüktür 21 ve tam sayı değerlerini toplamı isteniyor. Şimdi burada düşünelim. X'in karesi büyüktür 21 ya. 3 sağlıyor mu? Sağlamıyor. 9 büyüktür 21. 4 sağlamıyor. 5 sağlıyor mu? Sağlıyor. X büyük eşittir 5'tir. Evet bak burada X büyük eşittir 5 buldum. Burada ne bulmuştuk zaten? 1 ile 9 arasında. Her ikisini de düşünerekten şimdi bir çözüm kümesi yazalım. X kaçla kaç arasında olacak arkadaşlar? 1 ile 9 arasındaydı bir de 5'ten büyük diyor. O zaman 5'ten büyük eşit bir de 9'dan küçük olacak. Sayalım arkadaşlar. Çünkü her ikisi de küçük değil. Her ikisi de küçük olsaydı büyükten küçüğü çıkartıp bir de 1 çıkartıyorduk arkadaşlar. Ama burada tamam büyükten küçüğü çıkarttık bir de 1 çıkartınca bütün hepsini buluyorduk. Ama burada eşittir diyor ya bir tane sayı da var. O yüzden burada bir çıkartmamıza gerek yok. Bir tanesi eşittir dediği an ne yapıyoruz? Sadece büyükten küçüğü çıkartıp kaç sayı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ya 4 tane oldu belli. 9 8, 5 tane. Ya da sayalım. 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. Yani 4 tane. Ha bunların toplamı isteniyor zaten. Bunların toplamı isteniyormuş arkadaşlar. Bunları yazmak zorundayız zaten. O zaman 8, 7, 15, 20, 26 mı yapıyor arkadaşlar cevabımız? Evet 26 yaptı bu sorumuzun cevabı da. Tamam mı gençler? Olay bu. Temel mantık bu. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet bu böyle devam edecek. İsterseniz arkadaşlar ee, bundan sonrasına bir sonraki videoda devam edelim. Bu videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Aynı akışın içinde ama böyle videoda böyle 50 dakika falan da olmasını da çok fazla da istemiyorum. Bir sonraki videoda izlersiniz tamam mı? Devamını. Aslında burada devam edip şuraya kadar şu sayfaya kadar bitirmem lazım. Şuraya kadar ama bayağı bir uzayacak. En azından küçük bir çay molası verelim arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.